sildim yani. Demet Akalın yine açtı ağzını, yumdu gözünü. Savcılığa verdim, onun hiçbir affı yok yani. Kendisi ve sevgilisi Önder Bekensir için demediğini bırakmayan Cenk Eren'e Demet neler söyledi neler. Önder Bekensir Demet'in parasını mı yiyor? Önder Bekensir Demet'in sırtından komisyonculuk mu yapıyor? Benim ilişkimi etkilemez çünkü ben... Kendisi ve sevgilisi Önder Bekensir için demediğini bırakmayan Cenk Eren'e Demet ve sevgilisi neler söyledi neler? Ben dedi bu evi dedi alacağım dedi. Bakmayın sahnede böyle döktürdüğüne, içi kan ağlıyor resmen. Ben inanılmaz kırgınım. Yine bakmayın böyle gülüp oynadığına, sahne arkasında bir dokunun bin ah işitin. Beni kullanmayın, ben Demet'im yani. Demet Akalın kendisi ve sevgilisi hakkında internet ortamında demediğini bırakmayan Cenk Eren'e yine açtı ağzını, yumdu gözünü. Benim ismimi kullanırsa gazetede manşet olur. Sevgilisi Önder Bekensir, Demet Akalın'ın sırtından para mı kazanıyor? Demet'in evlerini satıp satıp komisyon mu alıyor? Demet'in parasını mı harcıyor? İşte Demet'in bütün bu iddiaları ortaya atan Cenk Eren'e olan öfkesinde ikinci perde. Ben sadece Cenk Eren'e inanılmaz kırgınım. Çok kırgınım hem de. Çünkü yani zaten 3-5 tane dostuz şurada. Arkadaş da demiyorum. Onun için ben kendisine yakıştıramadım. Demet Akalın, Cenk Eren'in kendisi ve sevgilisi Önder Bekensir için ortaya attığı iddiaları herhangi bir hasmı söylese bu kadar alınmazmış. Dostum dediğim adam beni arkamdan vurdu diyor. Kırılıyorum tabii ki çünkü hani bunlar eften püften insanlar değil yani. Arkadaşımız ve dostumuz. O kadar samimi olduğumuz insanlar, her gün yüz yüze baktığımız insanlar yani artık en yakınlarımızdan da böyle saçma sapan şeyler duyunca ben inanılmaz, ben iki gündür çok kötüyüm çocuklar yani gerçekten kötüydüm. Bugün biraz iyiyim yani. Başıma son günlerde ne geldiyse Twitter'dan geldi diye söylenmeye devam ederken aldığı bazı radikal kararları açıklıyor ünlü popçu. Telefondaydım sürekli. Ha, dün sildim yani. Ben bunu biliyorum. Bir tek bilgi... Yok artık kapatmadım da yani bir tek bilgisayardan giriyorum. Ya eskiden böyle bir hani şey vardı ya, hani insanlar röportajlarda birbirlerine sağlardı. Ha şimdi artık Twitter'dan herkes şey, herkes bir cengaver. Ne oluyoruz abi yani? Hoş olmuyor gerçekten. Ama ben hani çok yakın arkadaşlarıma çok kırılıyorum yani, anladın mı? Hani bunlarla düşman değiliz, bir şey değiliz, aynı kulvarda değiliz ki aynı kulvardaki insanlarla bile ben bu kadar çirkin diyaloğa girmedim yani. Onun için ben inanılmaz kırgınım. Cenk Eren'in iddialarının ilişkisine zarar vermeyeceğini ama Önder Bekensir'in kalbinin kendisininkinden çok daha kırık olduğunu anlatıyor şimdi de Demet. Benim ilişkimi etkilemez çünkü ben beraber yaşadığım adamı biliyorum. Söylenenler o kadar çirkin ki ben Önder adına çok üzülüyorum. Normal bir insanla beraber olsaydı, normal bir kızla beraber olsaydı bunlar başına gelmeyecekti. Tamamıyla benim ismimin büyüklüğünden dolayıydı. Bunu bütün yakın arkadaşlarıma da soruyorum. Benim Demet Akalın ismim size kapı açıyorsa sonuna kadar kullanın. Ama beni kullanmayın. Ve Cenk Eren'in Demet Akalın ismi üzerinden reklam yaptığı iddiasını ortaya atıyor. Benim ismimi kullanırsa gazetede manşet olur. Diğer isimler olursa pul kadar resmi girer. Söz şimdi de suçla sevgili de Cenk Eren'in Demet'in parasını kullanıyor. Onun evlerini satıp komisyon alıyor dediği Önder Bekensir acaba neler söyleyecek? Onlar bizim buradaki kiracılarımız. Cenk Eren'le hiçbir iş bağlantım yok. Tatsızlık olabilir, bir takım anlaşmazlık olabilir, bir takım ters bir şeyler olabilir ama bu insanın şahsına dönük bel altından vurmalar, daha önce işte resmin çıkmış da onu koymalar falan filan, bunlar yani çok ucuz şeyler. Biz buraya tatile geldik. Sokaktan geçiyoruz. Demet bir eve baktı, dedi ki ben dedi bu evi dedi alacağım dedi. Ya dedim evi görmeden satın al, nasıl alacaksın içini görmeden? Ya ben siteyi beğendim, yeşillikleri güzel dedim, ben bunu alacağım dedi. Sahibinden bir telefon vardı orada, kendisi açtı konuştu. Ya yalan olduğu haberin zaten oradan belli. Ya emlakçı yok. Bu tatsız röportajın ardından söz tekrar Demet Akalın'da. Biraz da Bodrum'u konuşalım, tatili konuşalım diyoruz ama tatilden de sıkılmış ünlü popçu. Ya tatil iğrenç yani, yeter artık, çok daraldım ben bu tatilden. Bodrum'da ev almak cehenneme taşınmak gibi diyor Demet. Meğersem tatil İstanbul'da yaşayıp 3 gün 5 gün Bodrum'a kaçmakmış. Bodrum'dan böyle ev alınca yaşayınca falan. Sırada eğlence zamanı var. Eş dostlar, kardeşler, durmadan seni koy.
Demet Akalın hem tatil hem iş yaptığı Bodrum'da sosyetenin ve Seda Sayan'ın göz hapsinde. Hayalim üç kelime, o da şöyle. Demet sahnedeyken şöyle bir tepeden tırnağa süzüyoruz hanımefendiyi ve ne olacak bu kızın yanık tenli hali demeden geçemiyoruz. Yazgınla kaldı bıçaklı, kalbim hep alacaklı. Piliç gibi kızarmış, güneşin altında sanki uyuyakalmış günlerce. Ten rengi kömür rengi olmuş, Somalili popçulara dönmüş. O kadar esmer ve koyu teni. Eş dostlar karışer gün, durmadan seni konuşuyor.